Merhaba arkadaşlar. Evet, havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. E ne yapacağız? Spor mu bırakacağız? Tabii ki hayır. Bu havalarda antrenman yapmak hem daha çok zevkli, hem de daha çok faydalı aslında. Biraz sonra antrenman evde. Şimdi aklıma geldi. Haydi şimdi antrenman devam edelim. Evet, sabah antrenmanımızı yaptık. Geldik, duşumuzu aldık. Demin de dediğim gibi kışın antrenman yapmakla ilgili bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü kış geldi diye şimdi herkes evine kapanmaya başlayacak. Belki spor salonuna yazılmaya çalışacak falan filan ama bunu yapmanıza hiç gerek yok. Yani aynı koşu temponuzu kışın da devam ettirebilirsiniz. Tabii bazı şeyleri dikkat ederek. Çünkü aslında kışın dışarıda spor yapmak daha faydalıdır arkadaşlar. Neden derseniz mesela daha fazla kalori yakarsınız. Bu nasıl oluyor? Vücudun üşüyor senin dışarıda ve sen antrenmanını yaparken belli bir kalori harcıyorsun ama vücut kendini ısıtmak için ayrıca başka kaloriler de harcamaya başlıyor. Ve bu da seni daha fazla kalori yakmana sebep oluyor. Ve ayrıca kalbin güçlenir. Dışarıda soğukta antrenman yaptığın için vücut bu soğuktan korunmak için, merkezi bölgeyi korumak için damarlarını sıkılaştırır. Ve kalbin buralara kan gönderebilmek için de daha sıkı pompalamaya başlar. Ve bu da kalp kaslarını güçlendirir. Bunu yaparken öncelikle check-up yapman lazım. Yani 25 yaşın üstüyse buna dikkat et çünkü işte kalbi çok zorlamamak da lazım. Ve her şeyden önemlisi arkadaşlar, kışın spor yapmak moralini düzeltir. Bu nasıl olur diyeceksin çünkü kışın yazın bir sürü bir şey yapabiliyorsun. Sürekli dışarıdasın, işte yarışlar var, onlar var, bunlar var, sürekli belli bir faaliyetler var ama kış geldiği zaman herkes evine çekiliyor. Ve evine giriyorsun, yapacak hiçbir şey yok, bir anda depresyona girebilirsin maazallah. Onun için gene dışarı çık, bu senin moralini yükseltecek. Yani dışarıda koşunu yap, arkadaşlarından buluş dışarıda, gene beraber koşunuzu yapın, aynı rutininize devam ettirin. Belli bir süre sonra tekrar alışacaksın zaten buna. Çünkü biraz sonra anlatacağım kışın nasıl nelere dikkat etmek lazım koşarken. Ve bu da senin moralini düzeltecek. Belki arada güneş açacak, işte o güneşten D vitaminini alacaksın. Ve bu da sana mutluluk hormonu salgılatacak. Ve hep diyorum zaten, koşmak mutluluktur diye. Yani bunu sen yazın yaparken kışın bu mutluluktan kendini esirgeme. Kışın da devam et. Şunu da söylüyorum arkadaşlar. Zayıflamak için koşmayın. Hiçbir zaman. Sağlıklı yaşamak için koşun. Zaten o koşular belli bir süre sonra beslenmene ve uyku düzenine dikkat ettiğin için kilo vermen de sana yardımcı olacaktır. Bu kışın yaptığın faaliyetler, dışarıda soğukta yaptığın senin vücudunu, bağışıklık sistemini de etkileyecektir ve bu güçlendirecektir, güçlü yönde etkileyecektir ve sen aslında daha az hasta olmaya başlayacaksın. Kışın spor yapmak arkadaşlar sizin performansınızı daha çok geliştirir. Çünkü şu anlamda çok geliştirir. Yazın yapılacak çok şey var. Yani yarışlar var, işte ne bileyim oraya gidiyorsun, arkadaşların çağırıyor, bir sürü etkinlik var, sürekli bir şey dersin ama kışın bunlar yok. Kışın sadece yapacağın antrenmanlara fokuslanabilirsin ve bu da seni çok daha hızlı bir şekilde geliştirecektir. Yani hem yarış yapıp hem gelişim biraz zor oluyor. Ama çünkü o yarış yaptıktan sonra bir toparlanma dönemi oluyor. Bunda sadece antrenmana fokuslanacağın bir dönem olacağı için bu dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. Bir de tabii diğer rakiplerin antrenman yapmıyorsa bu sırada senin için süper bir şey. Ve yani bu dönemi iyi değerlendirirsen yaz başladığında bir anda bambaşka bir yerlerde olacaksın. Çünkü yani onlar az antrenman yaptı, sen düzgün antrenmanlarını yaptıysan bu kışın ve o gerçekten bir anda gözükecektir. Peki kışın bu sporu yapmayı, yani koşmayı kolaylaştırıcı şeyler ne? Bir de onlardan biraz bahsedeyim. Tabii en zor kısmı zaten o yataktan çıkabilmek. Yani sıcacık yataktasın ve dışarıda buz gibi hava, o yataktan çıkabilmek. İşte bunun için de kendine bazı bahaneler bulman lazım. Bu da tabii ki her zaman dediğim gibi hedefle ilgili. Kendine çok güzel bir hedef bulacaksın tekrar. Çünkü bahar aylarında tekrar yarışlar başlıyor. Onlardan güzel bir yarış belirleyeceksin. Mesela bunun en güzeli Antalya'daki maraton olabilir. Yani burada yarım maraton koşabilirsin, 10K koşabilirsin, maraton koşabilirsin ama hedefini seçmen lazım ki o yataktan bir nedenin olsun çıkmak için. Mesela ben Gloria'dan sonra bir ay kadar bir ara vereceğim. Çünkü vücudun dinlenmesi lazım. Bizim off sezon dediğimiz bir bölüm. Ondan sonra tekrar antrenmanlarıma başlayacağım ve yeni yeni hedeflerim için antrenmanlar yapacağım. Onunla da size paylaşacağım zaten. Çok güzel hedefler var. Yani şu anda bile ben koymuş durumdayım yeni hedef. Esas büyük hedefimi koydum zaten.
daha sonra paylaşacağım onu. Hedefini belirledikten sonra işte o arada kalan zaman senin için çok değerli aslında. Yani o kış ayları. Çünkü çoğu insan ve bunlar rakiplerin de olabilir. Eğer bir yarıştaysan, şeydeysen. Çoğu insan kışın biraz daha az yapıyor bu sporu. Yani daha fazla farklı şeylere yönleniyor. Onun için bu aslında bir avantaja çevirebilirsin sen. Onlar yatarken sen antrenmanını yapıyor olabilirsin. Ve dışarı çıkarken de bazı şeylere dikkat etmek lazım tabii. Yani mesela öncelikle evde biraz ısınma hareketleri yapabilirsiniz. Yani hafif böyle bir terleyebilirsiniz. Ama yok, ona zamanınız yoksa da düzgün giyinin. Yani çünkü bundaki en önemli şey arkadaşlar giyinmek. Yani düzgün bir şekilde giyinmek ama. Yani belli bir kuralları var bunda. Onu yaparsan üşümezsin. Zaten dışarı çıktığın zaman, üşüyeceğin zaman ilk 10 dakika. Vücudun ısındığı zaman, yani koşmaya başladığın zaman 10 dakika sonrasında yavaş yavaş terlemeye başlarız. Böylelikle de o zaten üşüme hissi kalmaz. Bunda ayakkabı seçimi de önemli. Üstüne giyeceğin şeyler de çok önemli. Mesela bu giyinme tarzı bütün sporlarda hemen hemen aynıdır. Kışın yaptığın sporlarda. Bu aynı şekilde dağcılıkta da böyledir. Bu nedir peki? 3 katmanlı giysi giyersin. Yani içine ilk başta içine bir içlik giyersin. Bu seni bu kesinlikle pamuk olmamalı ve terini dışarı atacak bir malzeme olmalı. Yani senin üzerinde teri tutmayacak mı? Çünkü o ter seni üşütür. İkinci katman seni ısıtacak olan katman. Hafif bir polar gibi bir şey olabilir. Ve dış katman da seni rüzgardan ve yağmurdan koruyacak olan katman. Ve bunların hepsi aslında ince olmalı. Yani üstüme mont giyeyim, kaban giyeyim falan gibi bir şey yok. Böyle 3 kat ama ince bir şekilde bunları giymelisin ve çünkü hareket kabiliyetini zayıflatmamalı. Ayrıca neden 3 kat giyiyoruz mesela? Terlemeye başladığımız zaman üzerimizdekini çıkarmaya bilmeliyiz. Yani bir an önce onu çıkarıp koşumuza devam etmeliyiz. Alt taraf içinde yani ben sadece şortla koşuyorum mesela. Yaz, kış, kar yağsın sadece şort giyiyorum. Ama çok soğuk olduğu zamanlarda da bir tane tayt giyebilirsin. Zaten spor mağazalarında satılır o. Uzun ve koşu için yapılmış bir yani yapışan bir tayt olmalı ki o da gene senin terini bir an önce vücudundan uzaklaştırmalı. Yani bundaki en önemli madde arkadaşlar terini bir an önce vücudundan uzaklaştırabilmek. Terin üstünde olursa rüzgarda vesaire orada işte soğuk alabilirsin. Onun sonu zatürreye gider tabii. En önemli nokta da başımızı korumalıyız arkadaşlar. Yani çünkü %40 baş ve enseden soğuğu alırız ve onun için de bu bölgeleri iyi korumamız lazım. Bandan olabilir, bere olabilir. Mesela benim koşu berem var. Şöyle bir berem var. Kışın bunu giyiyorum ve bu da gene teri dışarı atan bir malzemeden yapılmış bir şey. İyice soğuksa ellerini de korumalısın. Bir eldiven giyebilirsin bunun içinde. İşin özü arkadaşlar, malzemeniz düzgün olursa dışarıda antrenman yapmanın hiçbir sakıncası yok. Ama işte ona göre giyinmeniz lazım. Bir noktada arkadaşlar görünebilir olman lazım. Sabah erken kalktığın zaman 5.30-6 gibi koşuya başladığında zaten zifiri karanlıktasın. Onun için biraz görünür olman lazım. Yani üzerinde parlak bir şeyler olması lazım. Simsiyah giymemen lazım. Çünkü sabah araçlarla da çıkmış olanlar vardır. Onlar seni görmeyebilirler. Ve buna dikkat etmen lazım. Ve ben mesela müzik dinlemiyorum koşarken de. Çünkü hem antrenmanla konsantre olmuyorum hem de etraftaki sesleri duyamıyorum. Yani esas önemli olan onlar, çünkü bir araba geçerken onu duymalısın. Özellikle bisiklet kullanırken arkadaşlar buna kesin dikkat edin. Eğer gerçekten karanlıksa bir tane kafa feneri de alabilirsiniz. Yani ultra maratonlarda falan kullanılıyor genelde ama önünüzü görmek için eğer gerekiyorsa bir tane kafa feneri alın. Onunla da koşabilirsiniz. Ve antrenman bittiğinde arkadaşlar kesinlikle ıslak kalmayın. Yani antrenmanınızı dışarıda bitirmeyin. Dışarıda bitirip esneme hareketlerini dışarıda yapmayın soğukta. Evinize gelin, bir an önce üstünüzdekileri çıkarın. Onlardan kurtulun. Ondan sonra esneme hareketlerinizi yapın. Ama esneme hareketlerinizi mutlaka yapın. Onu ihmal etmeyin. Birkaç arkadaşınızla beraber koşarsanız bu çok daha keyifli olacaktır. Çünkü yani o yataktan çıkmak daha kolay olacaktır. Onlarla sözleşirsin akşamdan. Mecburen çıkmak zorunda kalırsın. Mesela koşu gruplarını söylüyorum tekrar. Onlar kışın daha çok koşmaya başlarlar. Çünkü kışın koşmak daha zevklidir. Şöyle de bir şey var. Yazın serinleyemezsin. Yani ne kadar şey yaparsan yap. Vücudun belli bir sıcaklığın üzerine çıktığı zaman orada bir sıkıntı olmaya başlar. Ama kışın böyle değildir. Yani yazdan ziyade
kışın giyinerek bundan kurtulabilirsin ve koşarak zaten o sıcaklığı kendin sağlıyorsun. Ama yazın üstündekileri ne kadar çıkarabilirsin? Zaten bir tane tişörtle koşuyorsun. Onun için kışın koşmak aslında daha zevklidir. Dediğim gibi koşu gruplarının çoğu kışın daha çok aktiflerdir. Ya onlardan birine git. Gene onlarla beraber de koşabilirsin. Onlar genelde akşamları yapıyorlar koşularını, iş çıkışı. Onlara takılırsan daha keyifli zamanlarda geçirebilirsin. Su içmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çünkü şimdi soğuk havada gene terliyorsun ama bu sefer terlediğini çok hissetmezsin. Ve soğuk havada terlediğinde kuru bir hava olacak dışarısı ve gerçekten hissetmeyeceksin. Böylelikle bu susuzluk sana daha büyük bir sıkıntılar yaratabilir. Onun için sürekli su içmen lazım. Belki de daha, o yaz koştuğundan daha fazla su içmen lazım. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Ve antrenman bitti, geldin. Evde bir sıcak kahve ya da çay harika gelecek. Süper, onu yani bütün içini ısıtacak. Zaten üşümemiş olacaksın sabah. Emin ol. Dışarı çık, koş yarın sabah. Emin ol üşümeyeceksin. Bu arada yarın güneşli galiba hava. Ama havalar soğudu artık, yani güneşli olması da önemli değil. Çünkü sabah 6'da kalktığın zaman hava soğuk oluyor zaten. Farklı sporlar da yapabilirsin. Yani sadece koşuyorsan diyorum, triatlon yapıyorsan zaten yapacaksın. Mesela ben kışın bisikleti biraz daha azaltıyorum. Çünkü sadece trainer'da çeviriyorum bisikleti. Yani dışarıya çıkmam bisiklette biraz zor oluyor. Çünkü yağmur yağması, yani yağmur yağmadığı sürece çıkıyorum. Ama yağmur yağdığı zaman o riske girmiyorum açıkçası. Ama yüzmeyi ve koşuyu geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bunları çok rahat yapabiliyorsun. Şunu da dipnot olarak vereyim arkadaşlar. Kilo vermek için koşmayın. Sadece sağlık için koşun, eğlenmek için koşun. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi yakında bisiklet için de böyle bir şey yapacağım. Yani kışın bisiklete binmekle ilgili. Çünkü onda biraz daha farklı şeyler olduğu için karıştırmayayım dedim. Lastik seçiminden tut, bilmem nelere kadar bir sürü şey var. Onu da yapacağız. Kış geldiği için bu tür videolar daha çok olacak. Çünkü dışarıda artık yarışlar falan çok azalacak. Triatlon sezonu zaten bitiyor benim için 23 Ekim'de Gloria ile. Ondan sonra koşu yarışları birkaç tane var. Sonra da sürekli evdeyiz arkadaşlar. Bu tür bilgilerle sürekli bir şeyler yapacağız yani. Asla durmayacağız. Bunda da asla durmayacağız. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.